Evet arkadaşlar, ikinci deneme sınavımızın ilk sorusuyla yine birlikteyiz. Şekilde bir DNA modeli vererek ve bu modelin bir bölümünü işaretleyerek bir görsel koymuş karşımıza. Bu modelle ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Bazı eşleşmeler canlıların türlerine özgüdür demiş. Canlıların türlerine özgü bir eşleşme yoktur. Çünkü her canlı için adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin gelir. Bu yüzden böyle bir özel özgürlük söz konusu değildir. İşaretlenen bölüm genin bir parçası olabilir. Evet, burada bahsedilen kısım bir genin parçası olabilir. Nükleotitlerin birbirlerine bağlanması ve DNA zinciri oluşmuştur. Her bir nükleotitin birbirleriyle bağlanmasıyla birlikte büyük bir zincire biz DNA adını veriyorduk. Bu yüzden 2 ve 3 doğru cevabımız oluyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuz da yine DNA'nın kendine eşlemesiyle alakalı bir kısım. Hemen öncüllerimi incelediğimde yeni oluşan DNA'lar eski DNA'ya ait nükleotit dizilerini içerir. Bakın arkadaşlar, burada şöyle bir yol izleyebiliriz. Öncelikle termal olarak değil de karşılıklı birinci ve ikinci zincirin DNA'sını çizelim. Eşlenmeye karar verdikleri zaman her ikisi de uç noktaları ayrılırlar ve burası birinci zinciri temsil eder, burası ikinci zinciri. Hemen karşılarına üçüncü zincir ve dördüncü zincir gelmektedir. Yani aslında bir ve ikinci zincirim eski, üç ve dördüncü zincirim yeni zincirleri temsil eder. Buna dikkate alarak öncülerimi tekrar kontrol ediyorum. Yeni oluşan DNA'lar eski DNA'ya ait nükleotit dizilimlerini içerir. Şimdi şöyle birinci DNA'mızın olduğu kısma örnek veriyorum şuraya. Adenin nükleotitini koyarsam karşılığı timindir. Birin karşılığını burası adenin ise 2'nin karşılığı timindir. 4'ün karşılığı adenin olacaktır. 3'ün karşılığı da timin olacaktır. O zaman yeni oluşan DNA'lar eski DNA'ya ait nükleotit dizilimlerini kesinlikle içermektedir. Yeni oluşan DNA iplikleri kendi aralarında sağlam bir yapı oluşturur. Zaten görsel bunu göstermiş bize. Eşlenme tamamlandığında aynı özelliğe sahip iki DNA elde ederim. Dikkat ederseniz yine adenin ve timini aynı şekilde taşıyan yeni DNA'lar elde etmiş oluyorum. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği oluyor arkadaşlar. Bir üniversite öğrencisi olan Fatih, bezelyeler arasında çaprazlamalar yaparak bir hipotezin doğruluğunu denemek istiyor. Hipotezi neymiş Fatih'in? Tohum rengi sarı bezelye ile tohum rengi yeşil olan bezelyenin çaprazlanması sonucu tamamı tohum rengi sarı olan bezelyeler elde edilebilir. Deneme basamağı tohum rengi sarı bezelye ile tohum rengi yeşil bezelye çaprazlanıyor. Sonucunda hem sarı hem yeşil bezelye oluşuyor. Şimdi sarı bezelye renginin yeşil bezelyeye baskın olduğunu biliyoruz. Sonucuna dikkat edersek yeşil bezelyeler de elde etmişiz. O halde deneme basamağında yaptığı muhtemel çaprazlama ne olabilir? Büyük S küçük S ile küçük S küçük S'nin çaprazlanması sonucu büyük S küçük S, büyük S küçük S, küçük S küçük S ve küçük S küçük S elde edebilirim. O halde bu çaprazlama sonucunda hem yeşil hem de sarı bezelyeler elde ettim. Böyle bir şıkkı arıyorum öncelikle. A şıkkı değil. B şıkkı olabilir. C şıkkı olabilir. Hipotezin doğrulayabilmesi için yapması gereken çaprazlama nedir? O ne istiyordu? Sadece sarı bezelyeler elde etmek istiyordu. O halde kesinlikle ilk çaprazlamasının homozigot saf baskın olması gerekiyor. Bu yüzden A ve B seçeneğini de eledikten sonra elime sadece C seçeneği kalıyor. Çünkü ben büyük S büyük S ile küçük S küçük S'yi çaprazladığımda kesinlikle %100 oranında büyük S küçük S sarı bezelye tohumunu elde edeceğim. Benden de zaten bunu istemiş. Bu yüzden doğru cevabım C seçeneği. Evet, bir canlının yaşadığı ortamın değişmesi o canlının genlerinin işleyişini değiştirebilir. Arkadaşlar gen işleyişi kelimesini gördüğümde aklıma sadece modifikasyon gelecek. Ama eğer genlerin yapısı değişir deseydi mutasyon gelecekti. Şimdi aşağıda çekirgelerin yaşadığı ortamın sıcaklığının 16 santigrat derece civarında beneksiz olurken ortam sıcaklığı 20 santigrat derece olarak değiştirildiğinde benekli olduğunu ifade etmiş. Demek ki buradaki değişikliğin sebebi genlerin işleyişindeki farklılıktan kaynaklı.
Bu bahsi geçen çekirgelerle ilgili olarak hangisi doğrudur demiş. 16 santigrat derece yetişmiş bir çekirdeğin larvaları sıcaklığı 25 santigrat derece olan bir ortamda yetişirse benekli olur. Tam olarak yukarıda bunu ifade etmiş. Benekli bir çekirgenin yavruları 16 santigrat derecede yetiştirilirse beneksiz olur. Evet, 16 santigrat derecede beneksiz olduğu yine yukarıdaki ibarede yer alıyor. Sıcaklığın artması benekli olma geninin yapısını değiştirir. Hayır arkadaşlar, yapı değişikliği mutasyona sebep olur. Bize modifikasyon örneği vermiş. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Verilen gazete haberindeki salgın olayından sonra vakanın gerçekleştiği bir bölgede marulların kimyasal ilaçlarla ilaçlanması kararlaştırılmıştır. Birinci ilaçlamadan sonra bir bakteri türü olan kolibasilinin marul üzerindeki sayısının azaldığı görülürken ikinci ilaçlama sonrasında arttığı görülmüş. Evet, bu habere göre hangi çıkarımları yapabiliriz diye soru yöneltilmiş bize. Birinci ilaçlamadan önce bakterilerden bazılarında kullanılan ilaca karşı dirençler vardı. Eğer bir direnç söz konusu olmasaydı bütün bakteriler yok olurdu. O yüzden birinci öncülümüz doğru. Demek ki bir direnç var. İkinci öncülde ilaçlama işlemi bakteriler arasında doğal seçilime neden olmuştur. Evet, kendisini kurtaranlar doğal seçilim sonucunda hayatta kalmış. O direnci gösteremeyenler ise ölmüştür. Birinci ilaçlamadan sonra hayatta kalan bakteriler bu ilaca karşı dirençli olmadan sorumlu kalıtsal özelliklerini yavrularına aktarmışlardır ki ikinci ilaçlamada ölmemelerinin sebebi bu olabilir. İkinci ilaçlama sonrası bakteri sayısının tekrar artması ilacın bakteriler üzerindeki etkisinin azaldığını gösterir. Evet, artık bakteriler buna bir bağışıklık göstermiştir. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olmuştur arkadaşlar. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Alanya. Buraya kadar bize ifade edilen kısım iklim arkadaşlar. Temmuz'da 10 gün boyunca verilen süre kısa olduğu için burası bir hava durumu. Yağan yağmur, bağ, bahçe ve tarlaları güzelce suladı. Daha sonra mevsim normallerinin 8 derece aşağıda olmasından yine bir hava durum raporuyla ifade edilmiş. Aydın öğretmenin Alanya'da yaşadığı bu hatırası ile ilgili olarak hangisi doğru olur demiş. Alanya'da yaşanan bir hava olayıdır. Evet arkadaşlar, 10 gün diye beni kısıtladığı için bu bir hava olayıdır. Alanya'da iklim değişmiştir. Hayır, böyle bir kanı söz konusu değil. Yağmurun Temmuz ayında yağması o bölgenin ikliminin bir sonucudur. İklimle alakalı bir durum ya da kış aylarının sert geçeceğiyle alakalı bir durum yukarıda verilen kısa ifadeden çıkartılamaz. Sadece basit bir hava olayı örneğidir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A seçeneği oluyor. Evet arkadaşlar, 7. sorumuza baktığımızda güneş ışınlarının dünya üzerindeki eksenlere düşüş açıları ile alakalı bir soru sormuş. 21 Mart tarihi olarak adlandırmış. 21 Mart tarihinde biliyorum ki gündüz ve gece sürelerin birbirlerine eşit bütün dünyada. Bu tarihte yengeç dönencesi, ekvator ve oğlak dönencesi üzerinde bulunan şehirlerin güneş ışınlarının ısı enerjisi miktarlarını sormuş. Böyle bir durumda gece ve gündüz süresinin eşit olduğunu bildiğim için yengeç ve oğlak dönencesinde bulunan K ve M şehirleri eşit olacaktır. Ekvator çizgisine dik açıyla düştüğü için ve dik açıda da ısı miktarı daha fazla olduğu için dolayısıyla ısı enerjisi miktarı daha fazla olacaktır. O yüzden L büyüktür M eşittir K, yani B seçeneği doğru yanıtımız oluyor artık. Çok düzenli biri olan Ufuk öğretmen, cep telefonunun ekranında o haftaki hava durumuna bakarak plan ve programını yapmak istemektedir. Bu durumla ilgili olarak hangisi doğrudur demiş. Hava tahminleri günlük hayatımıza yön vermektedir. Kesinlikle günlük hayatımıza yön verirler. Hava tahminine göre giyinir ya da dışarı çıkacağımız duruma göre karar verebiliriz. Hava olayları hakkında bilgileri meteoroloji biliminin çalışmaları sayesinde ulaşırız. Evet, hava olayları deyince aklımıza meteorologlar ve meteoroloji bilimi gelecekti. Hava tahminlerinde bulunan uzmanları klimatolog değil, meteorolog diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden doğru yanıtımız 1 ve 2, yani A seçeneği oluyor. Güneş ışınlarının öğle vakti dik düştüğü bölgede bulunan bir ağacın gölge boyu oluşmaz. Evet, dik düştüğü zaman yaz mevsimlerinde gölge boyu neredeyse sıfır denecek kadar azdır. Ne kadar eğik düşerse gölge boyu o kadar uzun olur. Gölge boyuyla alakalı bir grafik vermiş öğretmen bize. Bayrağın direğinin gölge uzunluğuyla alakalı bir soru yöneltmişler.
Öncelikle tarihlerimi dikkatlice inceliyorum. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık. Ben Kuzey Yarımküre'yi dikkate alarak karar verdiğimde 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşadığımı, yaz mevsimi yaşarken gelebilecek ışık ışınlarının dik olduğunu biliyorum. Bu bilgilerin doğrultusunda 21 Haziran için L1 ifadesini kullanmış, 23 Eylül için L2, 21 Aralık için L3 ve 21 Mart için L4 ifadelerini kullanıyor. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Ölçümün yapıldığı yer oğlak derecesi üzerinde ise L3 sıfırdır. L3 Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşarken Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşandığı için ve güneş ışınları dik geldiği için gölge boyu sıfır olacaktır. Ölçümün yapıldığı yer yengeç derecesi üzerinde ise L1 değeri sıfırdır. L1 21 Haziran'a denk geliyor ve 21 Haziran yengeç derecesi yaz mevsimi yaşadığı için gölge boyu sıfırdır. Ölçümün yapıldığı yer oğlak derecesi üzerinde ise L2 L4'e eşit olur demiş. 21 Mart ve 23 Eylül'de tüm dünyada gece gündüz süreleri birbirlerine eşit. Dolayısıyla oğlak derecesinde yer aldığında yine birbirlerine eşit olacaktır. Ölçümün yapıldığı yer yengeç derecesi üzerinde ise L1 ve L3 birbirlerine eşittir demiş. Hayır, L1'de yaz mevsimi yaşarken yengeç dönencesi, L3'te kış mevsimi yaşar. Burada da gölge boyları birbirlerinden farklı olduğu için yanlış olan cevabımız D seçeneği oluyor arkadaşlar. Dünyaya gelen güneş ışınları şekildeki gibi modellenmiştir. Evet, küçük bir püf noktadan bahsetmiştim size. Eğer güneş ışınları karşıdan bakıldığında bize göre sağ taraftan geliyorsa, tıpkı bu şekildeki gibi, Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanıyordur arkadaşlar. Dolayısıyla Güney Yarımküre'de de kış mevsimi yaşanacaktır. Kuzey Yarımküre yengeç dönencesinin bulunduğu tarafta olduğu için demek ki bir ve ikinci noktalarda yaz mevsimi yaşanacaktır. Şimdi İfadelerimize dikkatlice bakalım. Bir ve iki şehirlerinde yaz mevsimi yaşanmaktadır. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Kuzey Yarımküre'de şu durumda yaz mevsimi yaşanıyor. Dördüncü şehirde de kış mevsimi yaşanmaktadır. Dördüncü noktamız Güney Yarımküre'de bulunduğu için Kuzey Yarımküre'nin tam tersi olan kış mevsimini yaşayacaktır. Bir ve dört şehirlerinde güneş aynı saatte doğar. Bir Kuzey Yarımküre, dört de Güney Yarımküre'de. Dolayısıyla her ikisinde farklı mevsimler yaşandığı için güneşin doğma saatleri de değişecektir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği arkadaşlar. 21 Aralık'ta Dünya'nın Güneş'e karşı konumu şekildeki gibi modellenmiştir. Evet arkadaşlar, yine küçük bir püf noktadan bahsedeceğim. Güneş ışınları dünyamıza sol taraftan geliyorsa, karşıdan bakıldığında sol taraftan geliyorsa Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşanıyor demektir. Güney Yarımküre'de de tam tersi olan yaz mevsimi yaşanıyordur arkadaşlar. Şimdi öncüllerimi inceleyeyim. Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. Evet, 21 Aralık kış mevsimi ve tam olarak bu tarihte en uzun gece yaşanır arkadaşlar. Yakın zamanda da geçirdiğimiz bir tarih. Güney Yarımküre'de gündüz süresi kısalmaya başlar. Bu tarihten itibaren gündüz süresi kısalmaya başlar Güney Yarımküre yaz mevsimi yaşadığı için. Ama lütfen dikkat, gece süresinden hala uzundur. Güney kutbunda bulunan Antarktika'da güneşli alan azalmaya başlar. Evet, bu tarihten itibaren gün dönmeye başladığı için güneşli alan da azalmaya başlar arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar, şekli incelediğimiz zaman 4 önemli tarih ve bu tarihlerdeki mevsimleri gösteriyor bize. Güneş ışınlarının dike yakın düştüğü bölgeler sıcak ve gölge boyu küçük olurken, güneş ışınlarının eğik geldiği bölgeler soğuk ve gölge boyu büyük olur diye bize bir bilgi vermiş ve dört önemli tarihi kullanarak gölge boylarını bize sormuş Güney Yarım Küre'de. Evet, şimdi tarihlere dikkatlice bakacak olursak 21 Aralık tarihinde Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi yaşandığı için gölge boyu en kısa olacak şeklimizi arayacağız. Aynı zamanda 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde de gece ve gündüz sürelerin birbirlerine eşit olduğu için orada eşit bir grafik arayacağım arkadaşlar. 21 Mart ve 23 Eylül dışındakiler birbirlerine eşit olmayacağı için D seçeneğini eliyorum. Ve ben 21 Aralık tarihinde Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşadığım için
21 Aralık'ta gölge boyu en kısa olan şıkkı arayacağım. Evet, C seçeneğine dikkatlice bakarsam 21 Aralık'ta gölge boyu en kısa, 21 Haziran'da da kış mevsimi yaşadığı için en uzun gölge boyuna sahip. Bu yüzden cevabımız C seçeneği oluyor arkadaşlar. Almanya'da 60 yıl yaşadıktan sonra memleket Antalya'ya geri dönen Kemal Bey, memleketinin havasının 60 yıl önceki gibi olmadığını fark ediyor. Örneğin 60 yıl önce kışları soğuk ve bazen az da olsa kar yağarken şimdilerde ılık ve yağışlı olduğunu görüyor. Araştırma sonucunda çevre illerde aynı durumun olduğunu gözlemliyor. Kemal Bey'in karşılaştığı durumla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bu durumun incelenmesi klimatologların uzmanlık alanına girer. 60 yıl gibi uzun bir süreden bahsettiği için iklim bilimidir ve klimatologlar ilgilenir. İklimdeki değişikliği hissedilebilir boyuta dönüşmüştür. Evet, şu anda bu farkı bize ifade etmiş. Kemal Bey'in karşılaştığı bu durum normal bir meteorolojik olaydır. Meteorolojik olaylar uzun yıllara dayanmaz arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar, ekvator düzlemi ile dünyanın dolanma düzlemi arasındaki açının 23 derece 27 dakika olduğunu ifade eden bir görsel var karşımızda. Sadece dünyanın dönme ekseniyle güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki açı 90 derece olsaydı ne olabilirdi diye bize sormuş. Gece ve gündüz sürelerindeki değişimler kesinlikle devam edecektir arkadaşlar. Bu fark hala oluşacaktır. Dolayısıyla sıcaklık farkları da oluşacaktır. Fakat dünyanın güneş etrafındaki dolanım süresi bu duruma etkilemeyecektir. Çünkü boyutuyla alakalı bir değişiklik söz konusu değil. Birimize aktaran ısı enerjisindeki değişme, evet, güneşin gönderdiği ışınlar ve açılar farklı olduğu için ısı enerjisi de değişecektir. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Bir canlının genetik yapısında meydana gelen değişmelere mutasyon denir. Üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar gelecek nesile aktarıldığı için kalıtsaldır. Buna göre hangileri mutasyona neden olabilir demiş. Genlerin bir parçasının bozulması mutasyona sebep olabilir. Kromozom sayısının değişmesi mutasyona sebep olabilir. Vücutta olması gereken bir maddenin eksik olması mutasyona sebep olabilir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız. Genlerin yapılarında meydana gelen değişmeler mutasyon, işlevindeki değişmeler ise modifikasyon. Buna göre hangisi bir modifikasyon örneği değildir demiş. Sadece işleyişindeki değişikliği araştıracağım. Arkadaşlar, arı sütü, kraliçe arı, işçi arı kıyaslamasını gördüğümüzde aklımıza bir modifikasyon örneği gelecek. Çuha çiçeğini gördüğümüzde sıcaklık farklarından dolayı, yani sadece ortam değiştirilmesi sonucunda çiçek renginin değiştirmesini gösterdiği için bu da bir modifikasyondur. Bu da modifikasyon örneği olduğu için bunu da dahil edebilirim. Devam ediyorum. Renkle ilgili maddeye sahip olan aslan tüy renginin normal, ilgili maddeye sahip olmayan aslan tüy renginin normal olmaması. Burada bir eksiklik söz konusu. İlgili maddeye sahip olmak ve bu maddeye sahip olmamak bir modifikasyon değil, eksiklik olduğu için mutasyon örneğidir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneği olur. Bazı hayvanlar bulundukları ortama fark edilemeyecek şekilde iyi uyum sağlar. Bu duruma kamuflaj denir. Çoğunlukla bu hayvanların vücut renkleri yaşadığı çevrenin rengiyle uyumludur. Böylelikle kamuflaj olan hayvanlar düşmanlarına karşı rahatlıkla gizlenebilirler arkadaşlar. Bulunduğu toprakla aynı rengi alan tırtıl da buna bir örnektir. Mercan kayalıkları arasında yaşayan deniz atı da buna bir örnektir. Ve devamında doğulu tiz sesli baykuş da bulunduğu durumun şeklini aldığı için bu duruma örnektir. Hangileri düşmandan gizlenmek için kamuflaja bürünen hayvanları örnek olarak verilir diye sormuş. Bu yüzden bütün hepsi örnek olarak verilir. Cevabımız D seçeneği. Canlıların farklı çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklere adaptasyon denir. Bunu çok karıştırıyoruz arkadaşlar. Adaptasyon kesinlikle kalıtsal bir özelliktir. Buna göre hangisi adaptasyon değildir? Kutup ayılarının tüy renginin beyaz olması kesinlikle ortama ve yaşama koşullarını artırabilmeye yönelik bir davranış olduğundan adaptasyondur. Bazı kedilerin parmak sayılarının fazla olması bir mutasyondur arkadaşlar. Etçil hayvanların köpek dişleri yaşama koşullarını arttırdığı için beslenmelerine destek sağladığı için bu da bir adaptasyondur. Devlerin ayak tabanlarının geliş olması çölde yaşam durumunu arttırdığı için o da bir adaptasyondur. Fakat kedilerin parmaklarının eksik olması mutasyon örneğidir.
İnsanda bulunan saç şekli, kulak memesinin ayrık veya yapışık olması, kan grupları gibi özellikler, kalıtsal özellikler olup bir anne diğeri de babadan gelen alergen çifti olarak kontrol edilmiş. İnsanda koyu göz rengi açık göz rengine baskındır arkadaşlar ve diyor ki kahverengi gözlü bir anne ile yeşil gözlü bir babadan doğabilecek çocukların göz renginin özelliği ile ilgili olarak hangisi beklenmez? Şimdi kahverengi baskın bir karakterde ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A ile gösterecek. Yeşil göz kesinlikle homozigot saf çekinik olduğu için küçük A dışında başka bir harfle gösterilemeyecektir. İki durumları kıyaslayalım. Büyük A küçük A ile küçük A küçük A'yı çaprazladığımda büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A ve küçük A küçük A elde edeceğim. Büyük A, büyük A ve büyük A, küçük A küçük A'yı çaprazladığımda kesinlikle %100 oranında büyük A küçük A elde edeceğim. Bu durumu dikkat ettiğimizde hangi genotipe sahip bireyler doğmaz diye bir soru var karşımızda. Elde ettiğim verilere bakıyorum. Heterozigot kesinlikle var. Heterozigot burada da var. Homozigot saf çekinik var. Fakat oluşacak yavrularda homozigot saf baskın büyük A bulunmuyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Evet, bir araştırmacı mor renkli çiçeğe sahip bezelye ile beyaz renkli çiçeğe sahip bezelyeyi çaprazlıyor ve birinci kuşak bezelyenin tamamının çiçek renginin mor olduğunu gözlemliyor. Demek ki mor olanların homozigot saf baskın olduğunu söyleyebiliriz. Burada da saf çekinikler çaprazlanmış ve %100 olarak mor renkli heterozigot bireyler oluşmuş. Bu durumda hangisi yanlıştır diyor. Mor renk özelliği beyaz renk özelliğine baskındır. Evet, bu doğru bir durum. Ata bezelyelerin her ikisi de homozigottur. Evet, mor olan da homozigot, beyaz olan da homozigot. Mor olan saf baskın, beyaz olan saf çekinik. Bu yüzden B seçeneğimiz de doğru. Birinci kuşak bezelyeler kendi aralarında çaprazlansaydı, ikinci kuşak bezelyelerin tamamı mor olurdu. Yani heterozigot iki durumu çaprazlamamızı istemiş. Bizden hemen çaprazlıyorum. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A. Tamamı mor olmadı. %25 oranında beyaz çiçek elde ettim. Bu yüzden yanlış cevabımız C seçeneği oluyor arkadaşlar.